Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Daha yerleşenler var herhalde. Arkada. Neden? Oranın yöneticisi ki. Rafael Bey var hocam. Aa, şey, daha yerleşiyorlar o yüzden. Evet, tamamsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bugünkü birinci üniteden başlayacağız. Kümeler ve sayılar, bildiğiniz gibi önce kümeleri, küme kavramı üzerinde duracağız. Evet, birinci ilk anlatacağım şey küme ve küme ve gösterimi. Evet, küme dediğimiz belirli nesnelerin oluşturduğu topluluğa küme diyoruz. Gösterimi de şöyle. Şimdi kümeleri göstermek için matematikte 3 tane gösterim şekli var. Bir tanesini örnekleyelim mesela. Bir A kümesi diyoruz. Kümeler göstermek için büyük harf kullanıyoruz. A, B gibi. Şimdi birinci gösterim liste gösterimi. Liste gösterimi şöyle arkadaşlar. Şu küme işareti göstereyim. Şimdi kümelerimizi yazalım mesela. Elemanlarını yazalım. Diyelim ki kümemiz. Şöyle bir küme olsun. 5 tane elemanı var. Buna liste gösterimi diyoruz. Liste. Liste gösterim. Tek tek elemanlarını yazıyorsun sırayla. Kaç tane elemanı varsa. Bu sonlu da olabilir. Son sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi. Onun doğal sayıları şöyle gösteriyoruz. Birden başlıyor. Üç. Bu son sayı ettiğini göstermek için bu şekilde bu gösterimi kullanıyoruz. Tamam? Bu da liste şeklinde gösteriliyor. İkinci gösterim kümeler için Venn şeması.
Venn şemasında da şöyle yapıyoruz. Kapalı bir eğri çiziyoruz. Şöyle kapalı bir eğri. Diyelim ki az önce gösterdiğimiz kümeyi gösterelim. A kümesi tek tek elemanlarını yazıyoruz. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Sonlu ise bu şekilde yazıyoruz. Eğer elemanları sonlu değilse bu kapalı eğrinin o kümeyi gösterdiğini varsayıyoruz. Yani şöyle bir küme yazalım. B kümesi. Bütün elemanların bu kapalı bölgeyi doldurduğunu varsayıyoruz. Eğer elemanları tek tek yazamıyorsak. Buna da Venn şeması gösterimi diyoruz. Üçüncü gösterim, matematikçilerin sıkça kullandığı gösterim, kapalı gösterim. Veya buna ortak özellik yöntemi de diyoruz. Ortak özellik yöntemi. Ortak özellikte bu sefer şöyle yapıyoruz. Diyelim ki bir A kümemiz var. Buraya önce o kümeyi temsil eden bir simge, bir değişken gösteriyoruz. Diyelim ki X'e gösterdik. Şart değil. X olabilir, Y olabilir, K olabilir veya o kümenin özelliğine göre olabilir. Diyelim ki X, bunun anlamı şu. X bu kümenin elemanlarını temsil ediyor bakın. Bu kümenin elemanlarının temsilcisi. Şuraya da sağladığı özelliği yazıyorsun. Mesela diyelim ki X küçük 5'ten küçük doğal sayılar. O zaman bu kümenin elemanlarını bakın tek tek yazmadık. Mesela diyelim ki 6 bu kümenin elemanı mı? 6 bu kümenin elemanı değil bak. Neden? 5'ten küçük doğal sayıların oluşturduğu bu küme. Demek ki 6 elemanı değildir bu kümenin. Mesela 2 bu kümenin elemanı mıdır? Evet. Evet, 2 bu kümenin elemanıdır. Onu da bu şekilde gösteriyoruz. O halde demek ki özetlersek kümeleri göstermek için 3 tane elimizde yöntem var. Liste göstermi, Venn şeması ve kapalı gösterim. Kapalı gösterim matematik kitaplarında sıkça kullanılıyor. Tabii yeri geldiğinde liste, yeri geldiğinde Venn şeması gösterimlerine de başvuruyoruz. Problemin yapısına göre. Örneğin diyelim ki 0 ile 1 arasındaki gerçel sayıları gösteren küme dediğin zaman liste gösterimi uygun olmuyor buna. Venn şeması da uygun olmuyor. O zaman kapalı gösterim daha uygun oluyor. Anlaşılır mı? Probleme göre elemanları sonluysa veya doğal sayılar gibi ise o zaman liste gösterimine başvuruyoruz. Evet, ikincisi kümeler üzerinde yapılan işlemler var. Kümeler üzerinde yapılan işlemler. Şimdi kümeler üzerinde temel olarak şu işlemleri yapıyoruz. Birleşim diyoruz. Kesişim ve fark kümesi. Bunları da şöyle gösteriyoruz, gösterimleri. İki tane küme olsun, onun ikisini bir araya getirdiğimizde ona A birleşim B diyoruz. Ve gösterim olarak bu sembolü bu. A birleşim B. İki kümenin bütün elemanlarını bir araya getiriyorsun. Oluşturduğun kümeye A birleşim B kümesi diyorsun. Kesişim kümesi ise ikisinin ortak olan elemanlardan oluşur. İkisinde de ortak olacak. Bunu da şöyle gösteriyoruz. A kesişim B. Bu da gösterimi. Sembolü bu. O halde şunu gördüğümüz zaman anlayacağımız şey şu. A ve B'de ortak olanlar yazılacak. Bu simgeyi gördüğümüz zaman A ile B'deki bütün elemanlar bir araya getirilecek.
Evet, bir de fark kümesi var. Fark kümesi ise şöyle. A'da olup B'de olmayanlar var. Bir de B'de olup A'da olmayanlar var. Dolayısıyla sıra önemli. İki şekilde gösteriliyor. A fark B dediğimiz zaman bunun anlamı A'da olup A kümesinde olan B kümesinde olmayanların B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu küme. Şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Hepsini bu işlemlerin hepsini yapacağız. B farkı ne olacak bu sefer o zaman? B farkı. Bu da B'de olacak. A'da olmayanlar. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden farklı. Sıraya dikkat edeceğiz. A fark B ile B fark A birbirinden farklı. Bu da B kümesinde olan A kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu küme. Şimdi bu söylediklerimizi bir örnekle netleştirelim. Örnek yazalım, örnek. Şimdi iki tane küme yazıyorum. Birinci kümemiz şöyle olsun. Evet, kaç tane elemanı var? 6 tane elemanı var. Bir başka bir B kümesi alalım. O da şöyle olsun. Evet, böyle 2 tane küme aldık. Şimdi buradan bu üç küme işlemini yapabiliriz. A birleşim B nedir şimdi bak. A, B, C, D, B. Evet. İkisinde ortak olanları bir araya getiriyorsun bak. A var. A yazdık. B, C, D, E, F, C ile D burada var zaten. F, burada ne kaldı? G, H, K. İki kümeyi bir araya getirdin. Buna birleşim kümesi diyorsun. A kesişim B. İkisinde ortak olanları yazıyorsun. A burada var, burada yok. Demek ki bu değil. B burada var, burada yok. C burada var, burada da var. O zaman C olacak. D'ye bakalım. D A'da da var, B'de de var. Bu da olacak. E burada var, burada yok. F burada var, burada yok. O halde iki elemanlı bir küme olacak. İkisinin ortak elemanları bunlar. Evet, bir de diğer işlemi yapalım. A fark B nedir acaba? A'da olup B'de olmayacak bak. Bu A'da, bu A'da var, burada yok. Bu olacak o zaman. B B de olacak. C olmayacak. Çünkü C hem burada var hem burada var. Olmayacak. D burada var, burada yok. E burada var, burada yok. E olacak. F burada var, burada yok. Bu da bu küme olacak. Bir de B farkına bakalım. B'de olup bu sefer A'da olmayanlar. C burada var, burada var, olmayacak. D burada var, burada var, olmaz. G burada var, burada yok. O zaman G olacak. H burada var, orada yok, olacak. Bir de K küme, K olacak. Evet. Dolayısıyla B fark A'da bunlardan oluşuyor.
Efendim, sorunuz varsa sorun. Anlaşılmayan nokta var mı? Bu dört işlem bu şekilde. Evet, örneklere devam edeceğiz. Şimdi kavramda anlatalım. Bir kümenin alt kümesi, kümenin alt kümesi ve alt kümelerinin sayısı. Şimdi basit bir örnekle başlayalım. Şimdi bir A kümesi alalım yine. Diyelim ki elemanları şöyle olsun. 3 elemanlı bir küme alalım. 5'te kalsın. Şöyle. Şimdi alt küme demek... Bir küme yazdığımızda bunun elemanlarının tamamı bunun da varsa o kümeyi onun alt kümesi diyoruz. Mesela buradan bir küme yazalım. S bu küme. Kaç elemanı var? Bir tane elemanı var. Burada var mı bu eleman? Var. Hepsi o zaman diyoruz bu küme bunun alt kümesidir. Ve onu şöyle gösteriyoruz. Alt kümesi. O halde sadece 2'den oluşan tek bir eleman olan bu küme A'nın alt kümesi. Mesela bu küme bunun alt kümesi mi? Evet. 2M burada var, 2 de var, 5 de burada var. Demek ki bu da bunun bir alt kümesi. Peki bu küme bunun alt kümesi mi? Evet, o da onun alt kümesi. Demek ki bir küme kendisinin aynı zamanda alt kümesi olarak da kabul edilebilir. Ve kaç tane alt kümesi vardır bunun acaba? 3. 6. Bunu bakın isterseniz yapalım. Şimdi bak birincisi şu. Bunun bütün alt kümelerini yazacağım. Daha sonra formülü kendiniz çıkaracaksınız bakın. Şimdi boş küme şöyle gösteriliyor. Bu boş kümenin sembolü. Boş küme her kümenin alt kümesi. Bu A'nın alt kümesi. Birincisi. Tamam mı? Boş küme bütün kümelerin alt kümesidir. A aynı zamanda kendisinin alt kümesi. Başka? Bu küme A'nın alt kümesi. Bu küme, bu da A'nın alt kümesi. Bu da A'nın alt kümesi. Kaç etti? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Başka var mı? Var. 2, 3. Bu da bunun bir alt kümesi. Ve başka? 2, 5. Bu da A'nın bir alt kümesi. 3, 5. Bu da A'nın bir alt kümesi. Başka var mı? Başka da ya kalmadı. 2, 3, 5 o zaten A'nın kendisi. O zaman sayarsak bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane elemanı var? 3 elemanı var. 3 eleman. 8 tane alt küme var. İki tane elemanı olursa kaç tane alt kümesi olur? Tahmin edin bakalım. A'nın iki tane alt küme, iki elemanlı bir küme ise kaç tane alt kümesi olabilir? Altı tane. Hayır. Dört tane, evet. İki eleman olursa dört tane alt kümesi var. İsterseniz örneklendirelim. Bak. Şimdi formülü çıkaracaksınız siz. A kümesi diyelim ki 2 elemanlı. 2 ile 4. Bunun kaç tane alt kümesi var? Boş küme var. A'nın kendisi var. 2 var. Bir de 4 var. Kaç tane? 4 tane alt kümesi var. Bir elemanlı olursa kaç tane alt kümesi olacak? Diyelim ki bir elemanlı bir küme. Kaç tane alt kümesi var?
Boş küme, bir de kendisi var. Başka yok. O zaman bir elemanlı olursa, bak bir elemanlı olursa iki tane. İki elemanlı olursa dört tane. Üç elemanlı olursa sekiz tane. Dört elemanlı olursa kaç tane olması bekleniyor? Bak buradan formül çıkıyor. 16. Evet, 16. Güzel. Demek iki formülü şimdi o zaman yazabiliriz. N tane elemanı var ise, elemanı var ise 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Formülde çıkarmış olduk. Peki 5 tane eleman olursa kaç tane alt kümesi olacak? 32. 5 tane olursa? 32. Evet, 32 tane alt kümesi olacak. Tabi bu sonlu sayıda ise, sonsuz sayıda ise zaten kaç tane alt kümesi olacak? Sonsuz tane olacak. Eleman sayısı sonsuzsa sonsuz tane alt kümesi olacak. Şimdi mesela bir tane de sınavda sorulmuş bir soru var. Onu yapalım. Soruyu yazalım. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı anlaşılmayan nokta? Sana soruyu yazıyorum. Örnek. Evet, böyle bir küme verilmiş. İki tane küme verilmiş. Soru şöyle. A kesişim B kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? Soru bu. Cevaplar şöyle. 4, 2, 6, 8, 10. İki tane. Kaç tane alt kümesi vardır? Kaç dediniz? Dört tane. Dört diyenler kaç kişi? Dört diyen? Dört diyen köşede bir kişi var. İki diyen çoğunluk var, 5-6 kişi. Altı diyen var mı? Yok. 8 diyen? Yok. 10 diyen yok. Şimdi bak burada önce A kesişim B'yi bulalım. A ile B'nin kaç tane ortak elemanı var? 3 değil, 6 değil. Kaç var? 6 var. 2 tane. 12. 3, 2, 4. Bak A kesişim B'nin 2 tane elemanı var. Ama burada bir soru daha sorulmuş. Bu sorulmuyor. Bunun kaç tane alt kümesi var? O 4 diyen doğru söyledi. 2 tane 2'nin karesi. Kaç tane alt kümesi var? 4 tane alt kümesi. Tamam mı? Soruya dikkat edelim. A kesişim B'yi sormuyor. A kesişim B'nin kaç tane alt kümesi var? Bunun kaç tane alt kümesi var? 4 tane. İsterseniz yazalım. Boş küme var. Kendisi var. Bu var. Bir de bu var. 4 tane alt kümesi var. Formülü de buydu. 2 üzerinden. Demek ki cevap 4'müş. Evet, yine bir soru var. Onu yazalım. İki tane verilmiş. Thank you.
kümelere veriliyor. Soru şöyle. Bir tane ifade verilmiş. A, B'nin alt kümesidir diye bir ifade verilmiş. İkinci ifade A fark B 1 ve 5. Üçüncü ifade şöyle. B fark A 4, 7'dir diye verilmiş. Evet, soru şöyle. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap şöyle. 2 ve 3. Evet, hemen daha şıkları yazmadan buldunuz. Çok güzel. 2 ve 3 dedik. Birinci ifade ne diyor? A, B'nin alt kümesi mi? Değil. Gitti. Demek ki 1 olanlar olmayacak. Bu değil, bu da değil. Bu da değil. Ya bu ya bu. A fark B'ye bakacağız. A fark B nedir? A olup B'de olmayan ne var? A'da olup B'de olmayan 1 ve 5 var. 2 ve 3 burada var. Dolayısıyla bu doğru. B'de olup A'da olmayan ne var? 4 ile 7 var. Bu iki ifade doğru. O zaman her iki cevap buymuş. Ha, bu soruda da 3 tane şeyi bir arada soruyor. Alt küme biliniyor mu? Fark kümesi biliniyor mu? 3 tane ifade aynı anda sorulmuş. Evet, şimdi gelelim sayı kümelerine. Sayı kümelerinden bahsedelim. Şimdi oradaki gösterimlerden ve sayıları da anlatmış olalım aynı şekilde. Şimdi sayı kümelerinde birinci ilk kümemiz doğal sayılar kümesi. Şöyle gösteriliyor. Ortak, bütün dünyadaki ortak gösterim bu. Şimdi doğal sayılar bazı matematikçiler sıfırdan başlatıyor. Bazı matematikçiler birden başlatıyor. Bunun da gerekçesi şu. Birden başlatanlar diyor ki doğal sayılar saymayla başlar. Sıfır daha sonradan icat edilmiş. Çünkü sıfır yokluğu ifade etmek için kullanılan bir sembol. O yüzden birden başlatıyor. Bazılar da sıfırı katıyor. Sıfır da bunun doğal bir üyesidir diye kabul edip sıfırdan başlatıyor. Bu derste biz birden başlatıyoruz. Sıfırın doğal bir sayı olmadığı. Çünkü doğal sayı direkt saymayla başlıyor. Çünkü sayılar. İnsanoğlu ilk önce saymayla başladığı için sıfır tam doğal gelmiyor. Diğerler daha doğal. O yüzden doğal sayılar kümesi birden başlıyor. 2, 3 ve her sayının bir fazlası da olduğuna göre bu sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayılar böyle bir küme. Tabi bu küme bir de sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunda da şöyle gösteriliyor. Bir doğru alıyorsun. Biri buraya koyduktan sonra işte belirli bir uzaklık seçiyorsun. Her noktayı şöyle gösterebilirsin. Buna sayı doğrusu da diyoruz. Sayılar göstermek için. Şimdi bu gösterim işimize yarayacak birazdan. Sonra sıfır ve doğal negatifleri bulunmuş. Bunlara da tam sayılar kümesi diyoruz. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Evet, bu taraftan negatifler eksi sonsuza doğru gidiyor, buradan da artı sonsuza. Sayı doğrusunda da tam sayıları gösterirsek artık sıfırımız var. Yön seçiyoruz. Tabii ki bu yöne pozitifler yerleştiriyoruz. Bu yöne negatifler yerleştiriliyor. Bu da tercih meselesi. Genel bütün dünyadaki ortak gösterim nasıl? Pozitifler bu tarafta, negatifler bu tarafta.
Bu yan pozitif yön, bu yönde negatif yön. Büyüklük, küçüklük kavramı olduğu için sırayla yerleştiriyoruz. Burada artık biliyoruz ki bu taraftakiler daha küçük, bu taraftakiler daha büyük, değil mi? Dolayısıyla eksi 2, eksi 3'ten büyük mü? Evet. Büyük. Çünkü sayı doğrusunda eksi 3 bunun sol tarafında. Eksi 3'ün solda. Bu tarafta olanlar daha küçük, bu tarafta olanlar daha büyük. Evet, bunlara da tam sayılar diyoruz. Ondan sonra hangi sayılar keşfedilmiş olabilir? Paylaşma devreye girince, değil mi? Mesela diyelim ki bir ekmeği, bir somun ekmeği 4 kişi arasında paylaşacaksın, değil mi? Veya 1 kilo buğdayı 6 kişiye paylaştıracaksın. Veya 5 kişiye paylaştıracaksın. O zaman kesirli ifadelere ihtiyaç duyuyoruz. Onlara rasyonel sayılar diyoruz. Rasyonel sayılar da şöyle gösteriyoruz. Q ile. Tanımı şöyle. P bölü Q şeklinde sayılar. Bu hangi gösterime giriyor şimdi? Bunu hangi gösterim oluyor bu? Kapalı gösterim bak. Kapalı gösterim. Veya ortak özellik yöntemi diyoruz bak. Rasyonel sayılar diyoruz ki bakın bu gösterime de dikkat edelim. P bölü Q şeklinde gösterilir. Yani kesirli bir sayı. Böyle gösterilir. P ve Q'nun özelliği ise tam sayıdır bunlar. Ayrıca ne olması gerekiyor? Paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Çünkü sıfıra bölme tanımsız. Bakın bu üç gösterimin arasındaki farka dikkat ederseniz. Bu liste gösterim. Tek tek elemanlarını yazıyoruz. Burada ortak özellik yöntemi kullanıyoruz. Çünkü rasyonel sayılar çok yoğun sayılar. Çok yoğun. Tek tek yazma şansımız yazılabiliyor da ama gösterim olarak zor. Tabi bunların arasındaki sıralama nasıl? Alt küme olarak. Doğal sayılar bu kümenin alt kümesi. Bu küme de bunun bir alt kümesi. Çünkü her tam sayı aslında mesela bir bunun elemanı mı? Bir bunun elemanı mı? Bir hem doğal sayı hem tam sayı hem de kesirli sayı. Çünkü bunu bir bölü bir şeklinde düşünebilirsin. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı. Yani paydada 1 varsayarsın. O zaman buna benzedi. O zaman bu da bir rasyonel sayı. 1 bölü 3 bir rasyonel sayı. Değil mi? 5 bölü 3 bu da bir rasyonel sayı. Kesirli sayılar. Eksi 2 rasyonel bir sayı mı? Değil. Eksi 2 rasyonel sayı mı? Diyenler? Yok. Eksi 2 rasyonel değildir diyen var mı? Eksi 2 rasyonel. Neden? Paydayı 1 kabul edeceğiz. Bu da rasyonel bir sayı. Tamam mı? Tam sayıların paydasında 1 kabul edersen, 1 var kabul edersen, eksi 2 bölü 1 nedir? Eksi 2. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı. Dolayısıyla bu bunun alt kümesi, bu da bunun alt kümesi. Alt küme neydi zaten? Bak, buradakiler burada var, buradakiler de burada var. Dolayısıyla bu küme bunların hepsini kapsıyor. İkisini de kapsadığı için rasyonel sayı. Evet, bir de rasyonel olmayan sayılar var. Yani P bölü Q şeklinde yazamıyorsun. Anlaşıldı mı? İki sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar var. Bunlardan en meşhuru, İlk bilineni hangisi? Bildiğiniz bir irrasyonel sayı var mı? İrrasyonel sayı. Yani rasyonel olmayan bir tane sayı söyleyebilir misiniz? Kaç? 3. Kaç? 3 mü? Kök 3. Kök 3. Evet, güzel. Kök 3. Yani ne demek bu? Karesi 3 olan bir sayı. Değil mi? Dışarı o şekilde çık. Karesi 3 olan bir sayı. İspat edilmiş ki bunu P bölü Q şeklinde yazamıyorsun mesela bu sayı.
Sonra kök 2. Bu da bir rasyonel değil bunlar. Eleman değildir rasyonel sayılar. Bu da eleman değil rasyonel sayılar. En meşhuru pi sayısı. Yaklaşık değeri 3,14. Aslında virgülden sonra sonsuza gidiyor değil mi? Şöyle bir sonsuza giden ve devretmiyor. Yani arkasından hangi sayının geleceğini bilemiyorsun. Böyle sürekli sonsuza kadar gidiyor. Bu da bir rasyonel değil, bu da irrasyonel bir sayı. Pi sayısı da eleman değil, rasyonel sayılar. Demek bir de rasyonel olmayan sayılar. Tamam mı? Bunların sayısı da sonsuz tane. Onlara da irrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar. Hemen bir tane soralım tabii ki. Mesela kök 16 rasyonel mi, irrasyonel mi? Rasyonel. Rasyonel. 4 çıkıyor. 4 çıkıyor. Dolayısıyla bu rasyonel. Kök 11. İrrasyonel. İrrasyonel bir sayı. O halde kökün dışına tam sayı olarak çıkmıyorsa bunlar irrasyonel. Diğerleri rasyonel sayılar. Evet, şimdi bunların hepsi bir araya geliyor. Hepsi bir araya geliyor. Onlara da gerçel sayılar diyoruz veya reel sayılar deniyor. İngilizcesi reel, gerçel sayılar denmesinin nedeni de gördüğümüz her büyüklüğü bir şey ölçmek istediğimiz zaman bu sayıları kullanıyoruz. Değil mi? Diyelim bir çemberin çevresini ölçeceksin. Bir karenin alanını bulacaksın. Ne bileyim bir şeyi kilosunu tartacaksın. Boyunun uzunluğunu ölçeceksin. Kilonun ağırlığını ölçeceksin. Yani gördüğün herhangi bir büyüklüğü ölçmek için kullanılan sayılar olduğu için bunlara gerçel sayılar adı veriliyor. Onu da gösterimi şöyle. Gerçel sayılar. Matematiksel gösterimi bu. Sayı doğrusunda da şöyle gösteriyoruz bak. Şimdi gerçel sayılardan sıfırdan başlıyorsun. Şimdi gerçel sayıların önemli bir özelliği şu. Bu doğruyu tamamen doldurduğunu varsayıyorsun bak. Şimdi doğal sayılar doldurmuyor. Arada boşluklar bırakıyor. Tam sayılar da tam dolduramıyor bu doğruyu. Burada boşluklar kalıyor. Rasyonelleri yerleştiriyorsun buraya. Mesela rasyonelleri de yerleştirdiğin zaman, diyelim ki rasyonelleri de yerleştirelim. 0, 1. 1 bölü 2'yi nereye yerleştireceksin? Buraya. 1 bölü 3'ü 3'te 1'i şuraya. İşte 1 bölü 4'ü şuraya. Bu bile doldurmuyor burayı. Boşluklar bırakıyor. Çünkü arada neler var? İrrasyonel sayılar var. Yani 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında sonsuz tane rasyonel, sonsuz tane de irrasyonel sayı var. O yüzden doldurmuyor. Ama gerçel sayıların özelliği burayı tamamen doldurduğunu varsayıyorsun. Tamamen dolduruyor. Boşlukta herhangi bir nokta bırakmıyor. O yüzden buna gerçel sayı doğrusu da deniyor. Gerçel sayı doğrusu. Şimdi gerçel sayılardaki kümeleri de şöyle gösteriyoruz. Şimdi sıfırla bir arasındaki gerçel sayıları söyleyebilir miyim? Liste şeklinde yazabilir miyiz acaba? Sıfırla bir arasındaki gerçel sayıları yazacağız. Bak. Liste gösteriminin zorluğunu hemen görelim bak. Diyelim ki sıfır ile bir arasındaki gerçel sayıları yazalım. Yazabileceğiz mi bakalım? Sayıları yazalım. Yazabilir miyiz diyelim aslında. Bilir miyiz? Bak liste gösterimi açtık. Sıfırdan başlayalım. Sıfır. Sıfırdan sonra hangi gerçel sayı geliyor? Gerçel sayı. Sıfır virgül bir mi acaba? Sıfır virgül sıfır sıfır bir mi? Sıfır virgül... 0,0
0020. Hangisi geliyor? Ambulansos. Demek bak burada karar veremiyoruz. Hangisinin geldiğini bilemiyoruz. O yüzden bunları şöyle gösteriyoruz bakın. Şöyle gösteriyoruz. 0 ile 1 arasındaki gerçel sayıları kapalı gösterim tercih ediyoruz biz. Şöyle. 0 ile 1 de dahil ise bunu şöyle gösteriyoruz. Bu şekilde yazılabilir veya şöyle de yazılıyor bazen bu. Bak bu ne demek? X bu kümenin temsilcisi ve sağladığı özellik şu. 0 ile 1 arasında gerçel sayıları gösteriyor. Kaç tane? Sonsuz tane. Bu küme elemanlarını tek tek yazma şansımız yok. Yani liste gösterimiyle gösterme imkanımız yok. Ama diyoruz ki bu onu gösteriyor. Bu kümeye ait bir eleman söylendiği zaman söyleyebilirsin. Mesela bu kümeye ait bir tane eleman söyleyin. Ne var bu kümeye ait bir tane eleman? 1 bölü 3 var. Değil mi? Başka? Soktu o kadar. Sonsuz bir tane sadece. Söyle işte. Sonsuz ya. 1 bölü 5. 1 bölü 5 evet. 0,25 0,00013 bak bu kümeye ait. 0,000001 bu da bu kümeye ait. Anlaşıldı mı? Buradan bir eleman söyleyebilirsin ama tek tek yaz dediği zaman söyleyemezsin. Aradaki fark bu. Anlaşıldı mı? Bu kümenin elemanlarını bana tek tek yaz dendiği zaman yazamazsın. Mümkün değil. Ama buraya ait bir tane eleman söyle dendiği zaman söyleyebilirsin. İkisi arasındaki fark bu. O yüzden gösterim olarak bunu tercih ediyoruz. Veya şöyle de gösteriliyor. Şu x eleman r'yi buraya alıyorum. X gerçel sayıların bir elemanı ve 0 ile 1 arasında gerçel sayıları. Bunu şöyle gösteriyoruz matematikte. Bu kümeyi. Tamam mı? Buna kapalı aralık diyoruz. Kapalı aralık. Niye kapalı aralık deniyor? Sayı doğrusundaki karşılığından dolayı. Bak sayı doğrusunda bu şuna karşılık geliyor. 0 ile 1 arasındaki gerçel sayıyla şöyle bir şeye karşılık geliyor. 0 ile 1 dahil. Buna kapalı aralık deniyor. Tamam mı? O zaman şu gösterimlerin hepsi aynı anlamda. Bunu görürsek, şurası yazılmazsa, bakın şurası yoksa, tamam mı? İsterseniz onu yeni bir kağıda yazalım. 0-1 kapalı aralığı demek 3 şekilde gösterecek. 1 bu şu demek. 'B'ye sayı doğrusundaki karşılığı da bu. Şu küme. Buna kapalı aralık diyoruz. Kapalı aralık. Niye kapalı aralık deniyor? 0 ile 1 şu uç noktalar kümeye dahilse buna kapalı aralık deniyor. Dahil değilse o zaman ne diyeceğiz? Bak adını hemen koyun. Açık. Şu açık. Güzel. Onu da şöyle göstereceğiz. 0 1 açık aralığı. Onu da yine şöyle yazabiliriz. Doğrusunda bunu şöyle gösteriyoruz. Sıfır dahil değil, bir dahil değil. Şu kümeyi kastediyoruz. Gösterimi bu. Buna da açık aralık diyoruz. Evet, bu gösterimler tercih etmemizdeki neden anlaşıldı herhalde. Tek tek yazamıyoruz elemanlarını. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Peki bir tanesi kümeye dahil, bir tanesi değilse mesela ona ne ad verebiliriz? Yara açık. Evet, yara açık aralık diyoruz.
yarı kapalı da denebilirdi ama tercih olarak yarı açık tercih ediliyor. Yarı açık aralık diyoruz. Birisi dahil, diğeri dahil değilse ona da yarı açık aralık diyoruz. Onu da şöyle gösteriyoruz. Diyelim ki sıfır kümeye dahil değil, bir dahil. Buna yarı açık aralık diyoruz. Yarı açık aralık. Yine bunu şöyle de yazabiliriz. Sıfır dahil değil, bir dahilse buna yarı açık aralık diyoruz. Tabi tersi de olabilir. Bu dahil, bu dahil olmayabilir. Ona da yarı açık aralık diyoruz. Şurası açık, burası kapalı olacak. Bu aradaki bütün gerçel sayıların oluşturduğu küme. Buna aralık diyoruz. Evet, var mı buraya kadar sorusu olan? Sen bir ara vereceğiz arkadaşlar. Saat 2'de başlayacağız. Birkaç şey daha anlatıp sonra problem çözümüne geçeceğiz. Evet, bir 15 dakika ara. Tam 2'de burada olun lütfen. Şu hocam yok. Şu an sesiniz gidiyor. Ha. Bir dakika, sen bana da bir kalmadan kesinlikle. Yani, soğuyor.
Genel var. Genel var. Sabahın temel üstünden var. Ben de kapıda.
İktisada gireyim. 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 Kapalı mı?
Bir dakika daha bekleyelim de gelenler o aralar boş gelecek bakalım. Tamamsa arkadaşlar başlayacağız. Sayıların gösterimi diyelim. Ondan sonra da problem çözümü yapacağız. Şimdi sayıların gösterimi derken üstlü sayılar var. Biliyorsunuz büyük sayılar göstermek için işte bazı gösterimler geliştirilmiş. Evet, bazıların kullandığı gösterimlerden bir diğeri de üstlü gösterim. İşte mesela bu sayı yazmak için kısaca şöyle gösteriyoruz. İşte kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu kısaca 10 üzeri 7 şeklinde gösteriyoruz. Bunlara üstlü sayılar, üstlü gösterim diyoruz. Üstlü gösterim. Bu negatif de olabilir. Mesela 1 bölü 1000 dediğimiz zaman 1 bölü 10 üzeri 3 veya bunu nasıl gösteriyoruz? 10 üzeri eksi 3 şeklinde gösteriyoruz. Bunlara üstlü gösterim diyoruz. Bunlarla ilgili işlemlerimiz var. Mesela diyelim ki sayı 2 üzeri 3 2 üzeri 4 ise üstlü göstermenin özelliği neydi? Bunun anlamı 3 tane 2'nin çarpımı. Diğer anlamı 4 tane 2'nin çarpımı. O zaman kaç tane 2'nin çarpımı oluyor? 3 burası, 4 de burası. 7 tane 2'nin çarpımı. Şimdi bu özelliği kısaca şöyle yapıyoruz. Tabanlar eşitse üstleri topluyoruz. Özelliğin adı bu. Anlamı da bu. 3 tane 2'nin çarpımı, 4 tane 2'nin çarpımı, dolayısıyla 7 tane 2'nin çarpımı, 2 üzeri 7 anlamı bu. Bölme olabilir. Mesela 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 3 dediğimiz zaman 5 tane 2'nin çarpımı, bu 3 tane 2'nin çarpımı, sadeleştirirsek kaç tane 2'nin çarpımı kalıyor? 2 tane 2'nin çarpımı kalıyor. Veya kısaca tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyoruz. Bak, tabanlar aynı. Burası 2, burası da 2. Üstleri çıkarıyoruz. 2 üzeri 5 eksi 3'ten 2'nin karesi. Halde iki tane özelliğimiz var. Tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Çarpım durumunda. Bölmede tabanlar aynıysa üstleri farkını alıyoruz. Ayrıca bir sayının, tabi hep 2'den örnek veriyoruz. Başka sayı da olabilir. Sıfırıncı kuvveti 1 kabul ediyoruz. Bu şekilde kabul ediyoruz. Sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Üstlü gösterimler köklü ifadelerde de kullanıyoruz. Mesela kök 2 aslında, bu da üstlü gösterim var. Kesirli olarak gösteriyoruz. 2 üzeri 1 bölü 2 şeklinde gösteriyoruz. Sadece illa tam sayı olmak zorunda değil. Demek ki kesirli de olabilir.
1 bölü kök üçü nasıl yazabiliriz? Üslü gösterim olarak. Bu ne demek? 3 üzeri 1 bölü 2. Bunu da az önce şuradaki özellikten dolayı 3 üzeri eksi 1 bölü 2 olarak gösterebiliriz. Demek ki köklü ifadeler de aslında üslü gösterim olarak gösterilebiliyor. Şimdi bunların hepsini birkaç örnekle pekiştirelim. Kümelerle ve sayılarla ilgili, bu anlattıklarımızla ilgili sınavda çıkmış sorular var. Tek tek hepsine bakalım. Şimdi mesela birinci soru şöyle bak. Şimdi sorular, çıkan sorular var. Okuyorum sonra çözeceğiz burada bak. 2013 soru şöyle. Kümelerle ilgili. İki tane küme verilmiş. Bir A kümesi, bir de B kümesi. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Tamam mı? A kümesini yazıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 5. A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş mesela. Cevaplarda neymiş? 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi önce A ile B'nin birleşimini bulalım. A ile B'yi birleştirsek 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kaç tane elemanı var? 6 tane elemanı var. Yani cevap 5'miş. 6 tane elemanı var. 32 diye ne soralım? Kaç tane alt kümesi var derse? 62'den. Hayır. 2 üzeri 6 kaç? 64 tane alt kümesi var. Hangi kümenin? Bunun. 64 tane alt kümesi var. Tamam mı? Mesela böyle sorulabilir. Veya bu iki küme verildi. A kesişim B sorulabilir. A kesişim B nedir? Her ikisinde 1 2 2 başka yok. İkisinde ortak olan 1 ile 2 var. Değil mi? Mesela A fark B sorulabilir. Bunun gibi. 4 tane de alt kümesi var. Evet. Evet, ikinci soruya bakalım. İkinci soru ne diyor? 25 üzeri eksi 1 bölü 2 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Soru şöyle, soru yazın. 25 üzeri eksi 1 bölü 2. 5'te 1. Menfi 5, o da menfi 5'te menfi 1, 5'te 1. 5'te 1. Evet, bu ne demek şimdi? 1 bölü 1 bölü kare kök 25 demek değil mi? 25 ile 5'in kvadratı. 25'in kare kökü, yani hangi sayının karesi 25'tir? 5. Cevap 1 bölü 5. Demek ki şıklara bakarsak cevabımız hangisi oluyor? Eksi 5 değil, eksi 1 bölü 5 değil, 1 bölü 25 değil, 1 bölü 5'miş cevap. Cevap D şıkkıymış demek. Evet, üçüncü soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir sayı değildir? Bak, cevap da şöyle. Aşağıda hangisi rasyonel sayı değildir? Bak, üçüncü soruya bakıyoruz. Şuraya yazayım ben şıkları, gözükmüyor. Kök 3, kök 4, kök 9, kök 25, kök 3, birinci. Evet, kök 3 nedir?
rasyonel değil. Bunların hepsi rasyonel. 2 olarak çıkıyor. 3. 5. Bu rasyonel. Bu da rasyonel. Bu da rasyonel. Bu da rasyonel bir sayı. Demek ki cevap buymuş. Evet, yani 4. sorumuz şöyle. Soru yazayım, tam ok gözükmüyor değil mi? Evet, bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 64. 64. 4 üstü 6. Bir tane sadece 6. Şimdi bak, 64 ne demek bu? 64 üzeri 1 bölü 3 demek. Öbürü ne demek? 2 üzeri 1 bölü 3. 8 üzeri 1 bölü 3 demek. Şimdi 64 küple ilişkilendireceksin. Şu küpten kurtulmak için. 64 neyin kübü? 4'ün kübü. İçinden öbür sekini. Öbürü de 2'nin kübü. O da 4 üzeri 2. Evet, bu ne demek? Çarparsak 3 bölü 3'ten 1. 4 üzeri 3 bölü 3 artı 2 üzeri 3 bölü 3. O da birinci kuvveti demek. Bu 4'e eşit, bu 2'ye eşit. Cevap 6 olacak. Evet, şıklara bakıyoruz. Ne verilmiş? 2 küp 16. Demek ki cevap 5 şıkkıymış. Var mı sorusu olan? Şimdi diğer dersin sonunda anlattığımız bir soru var. Soruyu yazacağım. Şıkları tek tek sırayla yazacağım. Siz cevaplayacaksınız. Soru şöyle. Soru şu. 0-2 aralığı aşağıdaki kümelerden hangisine eşittir? 0-2 aralığı. Bu hangi aralık? Kapalı. Aralığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bak, şıkları şöyle. Birinci şıkkı yazıyorum. Evet, cevap bu mu? Burada ne? X gerçel sayı olacakmış. Bu ne demek? X'e 2 eklediğinde sıfırdan büyük olan sayılar. Yok. Bunun anlamı ne? Yok. Bu değil. Bu mu? Sıfır yok. Bu değil. Sıfır yok. Ne çalmıyor? Çünkü bunun anlamı şu. X'e 2 eklediğinde sıfırdan büyük olacak. Bundan büyük olan mesela 5 eklersen o da 0'dan büyük oluyor. 5 burada yok. 10 eklersen 12 o da burada yok. 1. Değil mi? Bunun içindekiler sağlıyor ama sağlamayanlar da var. Dolayısıyla bu değil. İkinci şık şöyle. X eleman gerçek sayı. Evet, bunun anlamı ne? Şu gösterimin anlamı? O modolu. Bunun anlamı mutlak değer. Mutlak değeri demek bakın. Mutlak değerlerini aldığında 0 ile 2 arasında olacak. Şimdi -2'nin mutlak değeri de bu aralıkta. Dolayısıyla sadece bunlar yok. Bunun içinde negatifler de giriyor. Dolayısıyla bu da değil. Tamam, gösterime dikkat edeceğiz. Çünkü -1'i alırsak -1'in mutlak değeri de 0 ile 2 arasında ama bu kümede yok. Biz bu kümenin gösterimini arıyoruz. Diğer bir şık şöyle. Bu var, bu. Var. Hayır, bu değil. Bu niye değil? 0 ile 2'yi dahil etmemiş ama burada bu gösterimde 0 ile 2 dahil, kapalı aralık. Evet, bir şıkta şöyle. Bu mu? Evet, bu. Cevabımız bu. Bu açık aralık.
açık aralığa denk geliyor. Bu zaten bunu temsil etmiyor. Bu negatifler içeriyor. Negatifler de var bunun içinde. Bunlar var ama negatifler de var. Dolayısıyla bu kümeyi temsil etmiyor. Gösterim bu. Sayı doğrusundaki karşılığını da gösterelim. Aklınızda kalsın. 0, 1, 2. Bunlar dahil şu kümeyi kastediyoruz. Şurası. Şu kapalı aralık. Şekil olarak da sorulabilir. Mesela 0, 2 aralığı aşağıdakilerden hangisi şeklinde gösterilebilir? Yani bu değil, bu da sorulabilir. O zaman bu şekli göstereceksin. Anlaşıldı mı? Evet, yine başka bir sınavda sorulan soru var. Şöyle. Altının kübü bölü 9'un kübü aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet, bak bunu da iki şekilde yapabilirsin. Altının kübünün anlamı nedir onu sorgulayarak yapabilirsin. Veya bunları parantez içine alabilirsin. Altının kübü ne demek? 3 tane altının çarpımı. 9'un kübü. 3 tane 9'un çarpımı. Bunları sadeleştirelim bakın. Burayı 3 ile 3'e bölersek 2. Burayı da 3'e böldük. 2. Burayı 3'e böldük. 2. Burayı 3'e böldük. 3. Burayı 3'e böldük 3. Burayı da 3'e böldük 3. 3 ile sadeleştirdik. Yukarısı kaç etti? 8 veya 2'nin kübü yazabilirsin. Burası 3'ün kübü. 2'nin kübü kaç? 8. 27. Yani şıklarda bu da olabilir. Cevaplarda bu da olabilir. O yüzden bu şekilde yazdık. Böyle de sorulabilir. Böyle de sorulabilir. 8 bölü 27'ymiş. Tamamen üslü sayıların anlamını sorgulayan bir soru. 6'nın kübü ne demek? 9'un kübü ne demek? Onu sorgulayan bir soru. Evet, diğer bir sorumuz. Kök 64 bölü kök 144 eşiti nedir? 13'te 8'e 64'ün kare kökü kaç? 8. 144'ün kare kökü? 12. Sadeleştirelim 4 ile. 4 ile sadeleşti burası 2. 4 ile sadeleşti 3. Demek ki cevap 2 bölü 3. Evet, şimdi sizi zorlayacak bir soru var. Şöyle, örneğini yapmamıştık. Hem örneğini yapacağız hem de tekrar etmiş olacağız. Soru şöyle. Hatta soruyu ben çoğaltıyorum. Açık aralıklarının kesişimi, birleşimi ve fark kümelerini bulunuz. Çünkü hepsi sorulabilir. Örnek olarak bunu çözeceğiz. Bu üç kümenin, bu iki kümenin soruyu yazın, sonra çözelim. -2,5 ve 2,9 açık aralıklarının kesişimi, birleşimi ve fark kümelerini bulunuz. Hem aralık kavramını bir tekrar etmiş olalım, hem de bu küme işlemlerini yapalım. Soruyu yazın. Eksi 2,5'li yeri kastı. He? Anlamadım.
Bir eksi iki ve beş diğeri kaç? Yerini yazmak. İçinden dokuz da. Niye eksi iki beşten mi başlar diyorsun? Hayır hayır. Anladık hatayı. İki tane açık aralık vermiş. Bak şimdi. Şimdi soruyu yazdıysanız bak şeklini çizerek yapacağız. Soru şöyle dursun. Bak bu tip soruları şöyle yapıyorsunuz. Şimdi burada kaç tane eleman var? Eksi 2 ile 5 arasında sonsuz tane gerçel sayı var. Bak burada da sonsuz tane gerçel sayı var. Tek tek yazman mümkün değil. O zaman şöyle yapıyorsun bak. Sayı doğrusunu alıyorsun. Kesişme 2'di. Birleşme 5. Bir başka sayı doğrusu daha alıyorsun. Şimdi birinci kümeyi burada gösterelim. Sıfırı buraya karşılık getirdik. Burada da sıfır aynı yerde olacak. Ona dikkat edeceğiz. Şuraya bir diyelim. Bir aynı yerde. Şurada eksi bir. Eksi bir aynı yerde. İki aynı yerde. Burada da aynı yerde. Eksi iki. Beş diyelim. Üç, dört, beş. Şimdi açık aralık dediği için şunlar açık. Tamam mı? Birinci küme şurası bakın. Bu aradaki bütün gerçel sayıları gösteriyor. Bu küme bu. Şimdi diğerini göstereceğiz. 2, 3, hepsi aynı sıraya dikkat edeceğiz. Aynı gelsin diye. 5, 6, 7, 8, 9. Diğer küme nereden başlıyor? 2 açık, 9 da açık. Diğer küme de şurası bakın. Tamam mı? Kesişme 2'dir. Evet şimdi 2 değil bak. Kesişmeye dikkat edeceğiz. A kesişim B mi sormuş sana? A. Şimdi birine A de. Bu küme A olsun. Bu da B olsun. Buna A diyelim. Buna da B diyelim. 2, 3, tamam. 5. 2, 3, 5. A kesişim B. İkisinin kesiştiği 2, 3, parça bak. İkisinin kesiştiği parça şurası. 2 ile 5 arası. Şu ikisi ortak yer burası. İkisinin ortak paydası bak şurası ikisine ait yer. Şimdi bunlarda şöyle dikkat ediyorsun bak. 2 dahil mi? 2 açık. Çünkü 2 burada yok. Burada var, burada yok. Kesişimde olmayacak. 5 burada yok. Burada var. Kesişimde olmayacak. O zaman 2 5 açık aralığı. Kesişim bu. 5 akorda açtı. 5 metre. A birleşim B ne? A birleşim B. Birleşim B. Eksi 2'den 9'a kadar.